Evet, en çok ilgimi çeken yer burasıdır aslında. Şu anda bu yer altının mezarlık dedikleri alanı görmek en çok ilgimi çeken nokta burası arkadaşlar benim. Evet. Gördüğünüz gibi giriyorsunuz. Sizi bir adet mezar karşılaştı. Ben buraya mezarlık demiyorum. Bu sıradan bir mezar. Ve gidiyorsunuz. Evet, burası son. Evet, mezarlığa geldiniz arkadaşlar. Koca yeraltı şehri. Ve girdiğinizde bir adet mezar koymuşlar adamların hepsine. Yani insanların aklıyla oynuyorlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, öncelikle herkese merhabalar. Şu saydıkların hepsi bende mevcut desem ne yapacaklar acaba? Evet, yerleri temiz tutalım diyorlar. Söyledikleri gibi yapacağız. Restore yapılan yeraltı şehrinin Derinkuyu yeraltı şehrindeyiz. Birçok söylenti var, birçok olay var. Bazı arkadaşlar özellikle bizim kendi düşüncelerimizi sordular. Bu gibi yerlere gidip çekimlerimizi gerçekleştireceğiz. Sağdan devam edelim. Şimdi içerisi turistik bir alan olduğu için geleni gideni eksik olmuyor. Biz de olabildiğince net şekilde müsait olduğumuz yerleri böyle turistlerle beraber biraz uzun tutacağız mecburen. Tabi restorasyonlar sırasında bazı odaların geçişleri birbiriyle kapatılmış. Buralar restorasyonda birçok işlem gerçekleştirilmiş. Yeraltı şehri tamamen savunma amacıyla yapılmış. Birçok, yani yukarı taraflar, şu anki alanlara baktığımızda daha çok şöyle bakıldığında kuyu sistemleri, yani hayvanlar için kullanılan alanlara benziyor. Bunlar dışarıda yapılıp veyahut içerideki ana kayalardan biraz farklı gibi olduğu için dışarıda yapılıp getirtiliyordu. Bu da hayvanların musur diye adlandırılan yem için kullanıldığı alanlar. Yan taraflara geçelim. Biraz havanın farklılaştığını içeri girerken anlıyorsunuz. Evet, müsait olmadığını göstermek niyetiyle. Bir durduralım. Burayı genel itibariyle, burayı hiç araştırmadım. Direkt öyle araştırıp da söylenenleri söylemedim size, anlatmadım. Böyle bir şey de yapmıyorum zaten. Ben kendi gördüğümü anlatıyorum. Şu an görmüş olduğunuz gibi tepede bir sürgü kapısı ve havalandırma alanını kapatılmış tepede. Söylediğim her zamanki gibi restorasyon yıkıntıları, görüntüyü biraz daha güzelleştiriyor. Görmüş olduğunuz gibi şu alanı tamamen anlatıyor. Şu an yan taraftan sesi duyuyorsunuzdur. Bir tercüman yanındaki 20 kişilik gruba buranın tarihini anlatıyor. Ama düşünün, bir kişi anlatıyor, hepsi dinliyor. Ne dese inanacaklar. Çünkü sadece söylenene inanan bir milletiz. Araştırıp, görüştürüp sonuca varan bir millet değiliz. Onlar çıksınlar, tabi buradan diğer taraflara da geçişler var. Şu geçişin birine de kapatmışlar zaten. Onlar geçiyor, biz de o tarafa doğru geçeceğiz. Şu an burada bir tünel var. Tünelimiz aslında gidiyor. Ama neden kapatılmış şu an onu bilmiyorum. Ve her yerde bu görmüş olduğunuz havalandırma delikleri gün yüzüne çıkıyor. Şu görmüş olduğunuz olmasa bu kadar büyük bir yeraltı şehrini yapamazlardı. Tamamen o havaya bağlı kalaraktan bu alanlarda yaşayabiliyorlar. Şu an nereye gittiğimi bilmiyorum. Diyorum ya, ben kesinlikle söylene, gidilene bakmıyorum. Görmüş olduk. Tabi bu deliklerle alakalı, havalandırmayla alakalı bir çalışmamız olacak. Müsait bir gün bunu denemesini küçük bir alanda yapıp göstermek istiyorum. Alanımız bu şekilde. Genelde çift katlı olduğu, yani 4 katlı açık olduğu söyleniyor. Üst katın hayvan barınağı olduğu söyleniyor. Düşünün. Çünkü en alt katta kendileri kalıyordu. Biz şimdi buranın kilisesini, yani
kilisesini, sonra mezarlarını varsa içeride ve buna benzer başka neler görebileceğiz? Bunları sizlere de göstermek istiyoruz. Buradan gelen bir alan var. Burada bilgilendirme levhasını göremediniz. Bu da tamamen, şöyle bir göstereyim ben. Şu an çok restorasyona uğradığı için arkadaşlar fazla bir şey diyemiyoruz. Adamlar yazmışlar, çizmişler. Gördüğünüz gibi siz buraya bir şeyler döküyorsunuz ve hayvanlar bu alanda yiyordur. Eğer bu kat hayvanlarla alakalı yerse. Devam edelim. Alanımız önce sol tarafı da çıkalım. Merkezinden bir havalandırma deliği kuruyorlar. Tamamen havalandırmayı sağlaması için. Şimdi izleyeceğiniz görüntüye göre ne kadar derin olduğunu siz düşünün. Şöyle göstereyim. Karşılardan, her yerden bir delik var. Bu da tamamen buranın ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Yaklaşık bakıyorum, şöyle bir sayalım. 1, 2, 3, şu anki ışık olan yer 4. Onun altında 5, 6, 7, 8, 9, bir de en altı sayarsak 10 tane birbirine giriş olan yerler var. Şöyle baktığınızda sonu görünmüyor zaten. Bu tamamen bu alan buranın, bu yeraltı şehrinin havalandırmasını sağlamak için yapılmış. Şöyle bakın, tabii şu noktalar açılmış değil. Şöyle nasıl olduğunu gösterirsek, şöyle bakın, şu anda tam uç kısımdayız. Hala giden yerler var. Oralar turizme açılmamış tabii. Buralara geçebiliriz ama sıkıntılı. Nedeni görevliler sıkıntı verebilir. Bizlere sıkıntı olabilirler. Yoksa emin olun, burada gösterilmeyen, yani şöyle düşünün, böyle alanların tamamını gösterirdim. Neyse, geçelim. Şu an merkez havalandırmayı gördük. Bu havalandırmanın etrafında, yani buranın tamamen etrafında olay başlıyor. Bu hava alacağı için şu gibi deliklerden hepsinden birer oda gidecektir. Ve bu odalar birbirine, bu döngü, bu derinlik halinde birbirine bağlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle bakıyorsunuz, aşağı kadar birbirine geçişleri var. Bu sayabildiğimiz, yani bağlantıdan. Bunun en dibine iniliyor mu onu bilmiyorum şu an. Düşünün, tamamen olay bu delikle başlıyor. Bu deliği yapmalarındaki amaç da dediğim gibi insanların en zeminde hava almasını sağlaması için. Şimdi çıkalım. Merdivenleri görüyorsunuz. Ve sürgü taşları. Tabii bunlar betonla onarılmış. Sürgü kapı. Şöyle. Bu kapıyı tamamen sabitlemişler. Çünkü kapatma şey için. Bundan sonrası, yani buradan yukarısı ikinci kattı. Bundan önceki girdiğimiz yerlerde de hep söyledik. Sürgü kapları dedik ki bir alanı koruma için yapılan yer. Yani dışarıdan gelebilecek tehditleri önleyebilmek için yapılmış alanlar. Tepeyi gördünüz. Ve bunu kapattıktan sonra diğer tarafla buranın arasındaki bağlantıyı bir nevi kapatıyorsunuz. Kısa bir zamanlığına alabiliyorsunuz. Şunu gördüğünüzde, bundan şu an ben içeri ilk defa geziyorum. Ve bundan birçok kez göreceğiz. Deminki gördüğümüz yerden, o delikten aşağıya baktıktan sonra birçok alan ineceğiz. Şu an merdiven sistem var zaten. Bundan dolayı bu kapıdan çok göreceğimize eminim. İnelim. Bu sürgü kapılarında çok fazla gördük. Geçen bir tanesini kapattık, geri açtık. Ne kadar en kolayını açıp kapatırken bile çok sıkıntı çektik arkadaşlar. Düşünün, bunun gibi ağır bir kapıyı açıp kapatmak gerçekten zor. Merdiveni görüyorsunuz. Yani yaklaşık şu an 20-25 tane geldik. Ve buradan sonra da iniyoruz daha. Şöyle merdivenimizin genişliği, yani 2.40 santime kadar ulaşabiliyor bazı noktalarda arkadaşlar. Buradan sonra biraz daralma oluyor. Biraz görüntü düşebilecek çünkü flaşımız sıkıntı. Merdivenle binelim. Şimdi bir suni bir flaş yapacağız mecburen. Evet, şu an suni flaşı
bağlama gereği duyduk. Yukarı çıkılan bir alan. Yukarı çıkalım. Nereye çıkıyormuş onu merak ediyorum. Bir tekrardan bir üst kata çıktınız. Burası çıkış arkadaşlar. Buraya varmıyorum çünkü mavi tiki gördüğünüzde oturma salonu olduğu söyleniyor ve tiki gördüğünüzde ok işaretini çıkış noktası olduğunu biliyoruz. Evet. Biz tekrardan inelim. Buradan aşağı bir inişimiz var. Şimdi devam edeceğiz. Tünele geçeceğiz. Bizim havalandırma dediğimiz yer tam da burası. Evet. Görüyorsunuz. Aslında en tepeden şu görmüş olduğunuz ışıktan bir iplik bağlayacaksınız. Aşağı doğru ineceksiniz. Bu kenarların hepsine tek tek bakaraktan iplikle bırakacaksınız ipliği. Her deliğe gireceksiniz, çıkacaksınız. Her deliğe girip çıkacaksınız ve en aşağı kadar bu şekilde inip çıkacaksınız. Yani şu kaployla da iş yaparsınız ama ne kadar sağlıklı olur bilemiyorum. Ama yapılmaz değil, yapılır. Biz şu an tünele geçeceğiz. Burası çıkış gördüğünüz gibi. Biz buradan devam ediyoruz. Evet. İçeri tek bir oda ve çökmesini önlemesi için bir direk kurulmuş. Şu an bir alt kata iniyoruz. Restorasyonda gördüğünüz gibi birçok alan kapatılmış. Yine bir insanın yaşayabileceği kadar, yaşamını sürdürebileceği kadar küçük küçük alanlar. Burada mesela belki bir aile kalıyordu. Bahsetmiş olduğum olay da buydu. İkinci katın son demine geldiğinizin göstergesi bu sürgü kapı diyor ki artık diyor buradan sonra ikinci bir güvenliği almamız şart diyor. Yani operasyon odasının gerçekleştirildiği yeri göstermek istiyorum. Şu anda bu kapıdan yani buradan itiklediğimde diğer taraftan gelen turistleri kapatıp hiç kimseye izin vermezdim. Bir durduralım. Çok ses gelmeye başladı. Evet sonunda geçtiler. Biz de inebiliriz. Evet, şöyle inelim. Bu alanda bir küçük oda olması gerekiyor derken çünkü artık anladık olayları. Tamamen sağlı sollu inerken merdivenlerden yaşam için yapılmış yerler. Çok rahat bir şekilde yürüyorsunuz. Yani 2 metre yüksekliğinde şu an kafanız değmeyecek şekilde yürüyorsunuz. 1.90 2 metre arasında bazen küçülüyor, bazen yükseliyor. Şu görmüş olduğunuz çıkıntılardan kaynaklı olarak. İnelim. Bayağı bir derine iniyoruz şu an. Sonuna kadar geçeceğiz. Dediniz ya. Şu an fazla rahat konuşamıyoruz. Fazla işlem yapamıyoruz. Ve üçüncü katın bağlantı yeri burası. Bu görmüş olduğunuz taşta da üçüncü ana girişin yani aşağının bağlantısının tamamen kesilmek istenmiş. Bunun arkasındaki operasyon odasını da göstereceğim. Şöyle buradan geliyorsunuz. Dediniz ki ben bu turistleri içeri almak istemiyorum. Bu taşı itiyorsunuz ve kapattığınızda burası tamamen kapanmış oluyor. Aşağıda ses yoğunluğu var. Karşılaşmak istemiyorum onlarla. Ama devam edelim. Yolda karşılaşırsak geri çıkacağız. Yoğunlar inecek. Yapacak bir şey yok. Biraz burası küçük arkadaşlar. Yaklaşık 1.60-1.70'e düştü. Biraz daha şey yaparsak 1.50'ye doğru iniyoruz şu an. Evet, en çok ilgimi çeken yer burasıdır aslında. Şu an bu yer altının mezarlık dedikleri alanı görmek en çok ilgisini yani ilgimi çeken nokta burası arkadaşlar benim. Evet. Gördüğünüz gibi giriyorsunuz. Sizi bir adet mezar karşılaştı. Ben buraya mezarlık demiyorum. Bu sıradan bir mezar. Ve gidiyorsunuz. Evet, burası son. Geri çıkalım. Evet, mezarlığa geldiniz arkadaşlar. Koca yeraltı şehri. Ve girdiğinizde bir adet mezara koymuşlar adamların hepsini. Yani insanların aklıyla oynuyorlar arkadaşlar. Ha ben de sandım ki bir girdiniz böyle bir 30-30 bir odayı düşünün. Böyle aralarında delikler üst üste bindirilmiş bir mezarlık alanı düşünüyordum.
ve geldiğimde karşılaştığım manzara bu görmüş olduğunuz 2 metrelik bir alan. Hatta şöyle ölçelim, tam ölçelim, içine yatalım. Evet, şöyle yattığımızda, evet, görüyorsunuz şu anda kafamız tam şuraya geldi. Şimdi kalkalım. Evet. Yani bu kadar büyük yer altı şehrin insanlarını şu görmüş olduğunuz ayaklarının altına sığdırdılar. Helal olsun diyorum. Başka bir şey demiyorum. Şimdi şu turistlerin yanına bir geçelim. Orada onlar çıkmasını bekleyip devamını oradan devam edeceğiz. Yani düşünün arkadaşlar, yani bu benim mantığıma yatmıyor. Aşağı katlarda hava akımı uzağa gidince sıkıntı oluyor arkadaşlar. Geliyoruz. Çıkın arkadaşlar. Biz gelelim ondan sonra. Allah'ım Allah'ım. Alanı tamamen havalandırma bacasını bu alandan görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi havalandırma bacası en dip kısmı burası. Şöyle bakın. Şu an diyorum ya arkadaşlar, yaklaşık bir 40-45 metrelik bir havalandırma deliğinden bahsediyoruz. Bu da bayağı bir yüksek. Ve dediğim gibi her yere girişleri var. Arkadaşlar, ben kendi gezdiğim yeraltı şehirlerinde bu şekilde ses duymuyordum. Kafamız rahat oluyordu. Ama şu sesler yoktu, şu gürültü yoktu. Sessizdi, sakindi ve mükemmeldi. Görmüş olduğunuz gibi insanlardan uzak oldu mu her zaman huzur oluyor. Aslında yalnızlığı sevmiyorum. Sadece insansız ortamları veya sessiz ortamları seviyorum. Huzuru seviyorum yani. Devam edelim. Seslerden kurtulmak istiyorum. Çünkü çok bunaltılı bir ses var. İnsana rahatsız edici boyutta. Biz buradan çıkalım. Şurada bir işlem var. Bu işlemi görmek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Belki de buranın haritalama gibi bir görüntüsü vardı. Ama kesin bir şey diyemiyoruz. Çıkalım. Şuradaki haçlar göreniniz var mı bilmiyorum. Ama şu an şu noktalarda haçlar çizilmiş. Dedik ya, şöyle hızlı bir şekilde çıkalım. İnebileceğimiz en yere kadar indik. En sonuna kadar gördük. Kendi görüşüme göre bazı alanlarda yanılmalar var. Bazı alanlarda sıkıntılar var. Yazılanlarda, çizilenlerde. Şu anda karşılaştığımız için birbirimizi bekleme gereğimiz duyuyor. Ve artık nefesiniz yukarı çıktıkça daralıyorsunuz tabii ki ister istemez. Gerçekten çok insan var arkadaşlar. Çıkıştayız arkadaşlar. Fazla konuşmayacağım, sadece geçeceğim arkadaşlar. Yani oturma alanlar görüyorsunuz, tam oturulacak yer. Hatta önce şurayı bir gösterelim. Tabi insanların oturacağı yer arkadaşlar. Görüyorsunuz. İnsanların bazen akıllarıyla uygunlar. Diyorum ya, bu kadar da test edecek şeyler söylüyorlar. Ben yine bir çıkış yolu arkadaşlar bu. Burada tıkanılır büyük ihtimalle. Evet. Burada da sürgü taşı vardı. Bu dışa çıkışların bir noktası sadece. Burası da tam çıkış. İnelim. Bu arada çok kalın değilmiş. Şöyle bakıldığında ince gibi görebiliyorsunuz. İnelim. Burası iki bir yerden girip bir yerden çıkıyorsunuz ya arkadaşlar. O şekilde değil. Buranın emin olun 3-5 tane girişi var ve çıkışı var. Şu an oraları gösteremiyoruz tabii. Çünkü bizim elimizde olan bir şey yok.
Bu alanlarda havalandırma deliğinin, merkez havalandırma deliğine giden tüneller. Devam ediyoruz. Arkadaşlar ben fazla uzatmayacağım. Çünkü bu kadar sese insan dayanamıyor. Yeterince gezdik. Bu kadar yeter diyorum. Sadece sıkıntılı olan yer insanların çok olmasından dolayı. Yoksa çok güzel bir yer Alçayır'ı. Mükemmel işçilik, görsellik, büyüklük, merdivenler. Bu da havalandırma deliğinin bir tanesi. Bu şekilde. Bir adet de şu karşıda var. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Diyorum ya, insanlar çok fazla. Ondan dolayı fazla rahat, fazla konuşma, fazla rahat davranamadık. Kusura bakmayın diyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.